Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere videomuza geçmeden önce süper bir oyuncu kulaklığı tanıtacağım. Arkadaşlar ürünümüz Logitech'ten geldi. Süper bir efsane kablosuz oyuncu kulaklığı. Dilerseniz hemen bunu kutusundan çıkartalım arkadaşlar, incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ürünümüzün kutusu bu şekilde, görüyorsunuz. Şöyle arkasını falan da göstereyim size. Gerçekten efsane, bir sürü renk seçeneği var. Bu arada video açıklamasına satın alma linkini de koydum. Oradan da detaylıca Logitech'in sitesinden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada kutu gayet güzel. Burada da kabartmalı bir şekilde G733 yazıyor. Gerçekten bu da efsane bir detay olmuş. Burayı söyleyebilmek için bayağı uğraştım. Dilerseniz çok fazla şöyle hemen lafı uzatmadan kulaklığımızı direktmen açalım. Arkadaşlar buradan böyle bandı var. Direkt açıyoruz buradan. Hemen açalım. Ben sizin için burayı hemen hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar, paketimizden ilk çıkardığımızda elimize böyle bir kutu geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, böyle güzelce poşete sarılmış. Gayet özenli bir şekilde paketlenmiş arkadaşlar. Hemen paketinden bunu da çıkartalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ürünümüzü şöyle paketinden çıkarttık. Gerçekten çok güzel bir renk. Yani farklılık olmuş. Diğer kulaklıklarım daha önce hiç bu renk olmamıştı. Bir sürü renk seçeneği var dediğim gibi. Video açıklamasından onları da inceleyebilirsiniz. Bakın hatta burada arkadaşlar içinde right left şeklinde yazıyor. Yani hangisini falan karıştırırsanız diyor. Çünkü ben kulaklığı ilk elime alınca birazcık şaşırdım. Şimdi şöyle kafama takmak istiyorum. Evet arkadaşlar, kulaklığın rahatlığı gerçekten çok önemli. Gösterdiğim şekilde bakın. Buradan böyle ayar da yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle görüyorsunuz. Ayrıyeten bu bantların da ayarı var içinde. Buradan da kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Birazcık değişik bir şey oldu. Bunlar sökülüyor. İsterseniz geniş, yani daha geniş modunu alabiliyorsunuz. İsterseniz de daha kafanızın şekline göre açıkçası. Şimdi gelelim bu kulaklığın en önemli özelliklerinden birisine arkadaşlar. Kulaklığın ağırlığı arkadaşlar 278 gram ve bu cidden çok önemli bir ağırlık. Yani neredeyse kafanızda bu kulaklığı unutabilirsiniz. Ve ayrıyetten de bizim evimiz 3+1. Ben mesela evin en sonundayım ve evden bizim evin en son noktası da, yani benim bana göre en son noktası mutfak arkadaşlar. Mutfağa gidiyorum. Mutfakta bile çekiyor. Çekim kapasitesi de arkadaşlar 20 metre. Yani 20 metreye kadar gayet iyi bir şekilde çekiyor. Hiçbir şekilde seste bir kayıp olmuyor. Tabii bu evin etrafındaki sizin duvarlarınıza falan da bağlı bu arada. Bunu da unutmayın. Arkadaşlar kutumuzun içinden çıkan diğer parçayı size göstereyim. Daha doğrusu diğer kutuyu, bunun içinde de diğer kablolarımız var arkadaşlar. Şimdi kutusunu hemen sizin için hemen hızlı çıkarttım. Burada şarj kablomuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da mikrofonumuz. Burada da bilgisayara bağlamak için USB'miz var. Şimdi burada çok önemli bir noktaya değineceğim arkadaşlar. Sadece bu bilgisayar için değil, bende PlayStation 4 de var mesela. Evimde rahat rahat kablosuz bir şekilde bunu PlayStation'a takarak rahatça oynayabiliyorum. Aynısı Xbox'a da geçerli bu arada. Yani sadece bilgisayara bağımlı bir kulaklık değil. Aldığınız zaman çok yönünde kullanabiliyorsunuz. Bunu da söylemek istedim. Evet arkadaşlar, şarj kablomuzu görüyorsunuz. Böyle siyah bir renkte, gayet kaliteli bir kablo bu arada. Kaliteli olduğunu mutlaka hissettiriyor size elinize aldığınız zaman. Burası arkadaşlar normal bildiğimiz USB girişi. Burası da Type-C arkadaşlar, hızlı şarj için. Şarj demişken de arkadaşlar, kulaklığınızın şarj ışıkları açıkken 20 saat gidiyor. Işıkları kapalıyken de tamı tamına 29 saat kullanım ömrü veriyor bize arkadaşlar. Bu da gayet başarılı bir süre. Zaten bilgisayarda işimiz bittikten sonra hemen şarja koyduğum zaman hiçbir şekilde kablo, şarj derdimiz kalmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi mikrofonumu taktım. Gayet başarılı bir şekilde görüyorsunuz. Dilerseniz bilgisayara geçip bilgisayardaki ayarlarına da göz atalım. Arkadaşlar şimdi bilgisayarımıza geçiş yaptık. Hemen şöyle isterseniz Logitech G-Hub ayarlarımıza bakalım ve mikrofon testini mutlaka yapalım. Bakalım mikrofonumuz nasıl? Arkadaşlar burada diğer ekipmanlarımı görüyorsunuz. Logitech'i seviyorum biliyorsunuz. Hemen şimdi şuradan kulaklığınızın ayarlarına bir girelim. Bu arada %34 şarj var benimkinden. Böyle çıktı. Sizden farklı şarjı çıkabilir. Arkadaşlar ben buradan kendime bir ayar yaptım. Yayıncı 2 modundayım arkadaşlar ve Blue Voice ayarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ben etkinleştirdim buradan bu şekilde. Bu gerçekten daha kaliteli bir şekilde mikrofondan ses almamızı sağlıyor. Şöyle mikrofonu kendime yakınlaştırıyorum. Arkadaşlar sesim size şu anda Logitech G733 kablosuz oyuncu kulaklığının mikrofonundan gelmekte. Bu sesi G-Hub uygulamasındaki mikrofon testi kısmından dinlemektesiniz. Şimdi dilerseniz ana mikrofonumuza tekrardan geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda ana mikrofonuma geçiş yaptım ve sesin bir tık daha iyi olduğunu farkına varmışsınızdır. Çünkü arkadaşlar bu başlı başına satılan bir mikrofon. Bu ise arkadaşlar bir oyuncu kulaklığının mikrofonu. Böyle baktığınız zaman, düşündüğünüz zaman bu daha iyi geliyor. Çünkü bu birlikte satılan bir şey. Yani ikisinin bir arada olduğu bir şey. Gayet de yeterli bu arada arkadaşlar. Tüm testlerimizi yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi gelelim en önemli kısmı arkadaşlar. Bu kulaklığı almanızdaki en önemli amaçlardan birisi şu olmalı arkadaşlar. Biliyorsunuz gün boyu bilgisayarda vakit geçiriyoruz ve bizim için arkadaşlar konfor ve rahatlık çok önemli ve özellikle kablosuz olması bizim için çok özel bir avantaj arkadaşlar. Arkadaşlar tanıtımımı size en güzel şekilde yapmaya çalıştım. Umarım bu süper kablosuz oyuncu kulaklığını beğenmişsinizdir. Şimdi dilerseniz hemen oyunumuza geçiş yapalım. Evet şimdi de oyunumuzdayız arkadaşlar. Yanımda çok değerli arkadaşlarım Beder, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Arkadaşlar S2000'leri altımıza aldık. Bugün var ya Varex sesine doya doya çok güzel bir gezinti, gazlama böyle yapacağız. Umarım başımıza bir olay gelmez diyorum. Hemen şuradan şöyle bir isimleri açalım arkadaşlar.
Şuraya gelip şöyle. Haktan kardeşimize görüyorsunuz. ENS63 var. Geçen bu arabanın videosunu çektim arkadaşlar birkaç gün önce TikTok'ta. 1.8 milyon 2 milyona yakın bir izlenme aldı. TikTok'ta çok özel paylaşımlar yapıyorum. Beni TikTok'tan takip edebilirsiniz. Ayrıca videomun başındayken de videoyu mutlaka beğenmeyi, değerli yorumunuzu yapmayı, kanalıma da abone değilseniz bildirimleri açarak abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Efe'nin arabasını görüyorsunuz. Arda'yı görüyorsunuz. Yiğit kardeşimi görüyorsunuz. Özhan'ı görüyorsunuz. Miraç'ı görüyorsunuz ve videoların olmazsa olmazı yan yan çıkan kardeşim Atan Konya'yı görüyorsunuz. Atan, bugün de özel bir söz bekliyorum senden kardeşim. Yapacaksın herhalde bir şeyler. Haktan yap kardeşim çıkışını. Beyler bu arada herkes çıktıktan, tam çıktıktan sonra yapalım. Diğer kişi çıkışını. Bir dakika bir dakika var ya. O sen sakin. Atan yanına geliyorum. Herkes çıktı mı? Instagram'daydım bir saniye geliyorum. Ya kardeşim oradan güzel bir laf tuzladın mı peki? Yoksa kendin tabii, mi? Tabii tabii hemen bir laf söylemek istiyorum. Söyle izninle. Söyle kardeşim. Söyle, evet seni dinliyorum. Hesap sorsaydık haklı çıkardık ama sevdiklerimizden yalan duymak istemedik. Ahmet hangi arabayı çekiyor? Ya anlasana. Geri zekalı. Kanka banlasana. Kanka bassana. Kanka atsana direkt kanka. Tabii de atsana kanka. Evet arkadaşlar ben bir tur dönüp çıkıyorum. Adam laf söylüyor laftan sonra konuşuyor arkadaşlar. Samet de böyle bir çocuk biliyorsunuz. Efe'nin iki tayfa biliyorsunuz da tanıdığınız zaten. Atan araban da çok tatlı basık olmuş kanka, bugün dikkatinden kaçmalı değil yani. Artık görüyorum kardeşim. Madexler de var ama ya, 10 numara oldu. Eskimini kanka ne yapmışız peki, özlemiş miyiz? Ben 2 haftada garajdan çıkartmıyorum biliyorsun. Biliyorum. Ya sen bu plakayı nasıl bir hızlı ticaret dönüyor sende, ben bu olayı anlayamadım. Plaka yine S2000'de bir M2'ye geçiyor, bir şey oluyor. Ya biliyorsun kardeşim, yapıyoruz bu işleri be. Allah hakkını veriyorsun. Gel biraz gazlayalım. Benim arabamın tentesi giderken de açtı. Bu da Türkiye'de tek bir özellik yani. Açtım şimdi üstünü. Gel Ahmet biraz geride kalma, bas. Oo oğlum sen ne gittin lan öyle? Öyle. Bendeki beyni Yiğit aldı. Yiğit neydi bizim beyin? P28. Oo beyler bir ekip arabası gördüm ama. O ne? Oo uzuyorum ufaktan. Evet beyler. Polis öyle arkada kaldı. Üçünleri yaralım bakalım, konuşamadım. Mükemmel. Santimlerle geçtim ha. Atan seke seke gidiyorsun. Seke seke gel aşka kardeşim. Bizim arkada birisi kaldı galiba ya. Şu ileride durup bekleyelim mi Ahmet? Onu bekleyelim kanka. Polisle başı belaya mı girdi? Yok girmemiştir ya. Hızlanmıştır. Yiğit aman değil Yiğit. Yiğit hızlısın. Atan şu benim arka spoiler'a bir çakar ayarlayalım kanka. Ne diyorsun ya? Güzel oldu. Hemen kütüreyiz hemen. Ben Ünal abim ağayım. Ha halledelim onu. Bu arada aracımıza arka spoiler'ını yardımcı olan Yiğit abiye de teşekkür ederiz. Arabamızda eksik o vardı. Onu da halletmiş olduk. Evet. Güzel bir ben fark ettim kanka. Evet fark ettim. Güzel bir fark oldu. Fark ettim. Yiğit kardeşim sağ olsun. Ben de şuraya çekiyorum kanka arabayı. Ya senin önüne o çekeyim de. O arkadaşımsa gelsin mi? Ekleyelim ya. Tamam. Atan Ahmet ekip geliyor. Ahmet. Allah. Kim geliyor ya? Paket aha. Olduk. Oğlum benim Varex'in kumandası nerede? Bak kesin rolantide fark edecek. Ahmet'im hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Gençler iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Arkadaşlar anons geldi az önce. Bir sesi gelmiş. Gecenin bu saatinde yani siz misiniz? Sizin ekipten biri mi ya? Ya Amir, abi biz de vallahi egzoz yok ya. Kendi halimize takılıyoruz ya. Benim arabanın egzozu var ama yani bozuldu, şimdi kapatamıyorum ya kumandadan. Öyle kendi aramızda boşluklarda deniyoruz. Yani bu sefer bize bir şans tanısanız nasıl olur yani, nasıl yaparız? Vallahi yani gençler bakın şikayet geliyor. Bu saatte anons edilmesini istemiyorum böyle şeylerin. Arkadaşım bir daha Ahmet görürsem affetmem. Bilgin olsun. Ufak bir tanışıklığımız var geçmişten. Yani biliyorsun. Yani bak bunun devamı gelir. Bunun devamında bir daha seni yakalarsam tek gelmem, bu sefer kalabalık gelirim. Ekibi toplarım. Ya, hiçbiriniz kaçamazsınız. Bak başta söylüyorum. Siz şu an tek misiniz? Bana bunu söyleyin. Ben tekim. Ben söylüyorum.
Yani ona göre Bak, dikkatli olun sizin sadece. içinizde ben biliyorum ufak da olsa bir araba sevgisi var. Bizi bırakın ya biz gidelim. Ben sizi kırmak istemiyorum sadece onu söylemek istiyorum bu akşamda sadece. Yani ama... bugün görmezden geliyorum ama bir dahaki sefere böyle bir yerde denk gelirsek kalabalık ekiple toplarım. Kaçacak yeriniz olmaz bilginiz olsun. Yani milleti rahatsız etmeyin. Bakın sizin de içinizde ufak bir araba sevgisi var. Ben şuradan şöyle bir çıkış yapayım amirim. Ne diyorsunuz? Ha, siz tek başınızasınız. Tamam hadi bu seferlik görmüyorum seni. Tamam mı? Ben bu seferlik seni görmezden geliyorum. Ama rahatsız etmeyin milleti. Tamam mı? Sizi görmedim. Şimdi gidiyorum ben ufaktan. Sen çık istersen. Çıkayım mı? Bak hakkını vere vere çıkarım ama. Tamam çık. Bir daha görmeyeceğim ama. Görmüyorum. Polisin önünden de yanlayarak çıkmak. Sevda'yı da aynı peki ya. BSA da açık kalmış ama olsun. Beyler tamam gazlamaya devam edelim gelin ya bir şey yok bunda. Atan. Efendim. Gel kanka bizden ya. Sen tanıyorsun galiba. Tanıyorum. Bizim amirlerin yardımcısı var bir tane Kaan abi diye de anlayışlı bir insan sıkıntı yok. Ya. Ufak bir sürtük oldu hemen devam ediyoruz. Ben eski birini satacaktım zaten biliyorsun. Kanka Yiğit de satacak zaten galiba. Ya. İkiniz birlikte satacaksınız artık. Yiğit ilana koyduk ama önce bir sedefli beyaza boyamamız lazım sanki. İkimiz de. Ben plakayı değiştireceğim önce. Plaka biraz namlı. Ay kardeşim yapmayın şöyle şeyler. Hakkı polis, neyse. Polis sakin arkadaşlar. Tam o çıkacak galiba soldan. Ha. Güzel. Tamam senin araba çok fena kayıyor bugünlerde. Hayırlısı. Beyler bu arada bir sakin kullanış yapalım. Hani abartmaya gerek yok. Arabalarınız çok tatlı üzümeyle. Allahümme salli ala. Ay. Kassal çok memlekette. Özellikle Özhan değil mi? Harbi Özhan demişken nerede o? Arabayı mı bağlattı mı o? Beni patlattı. Özhan'ı bağladılar. Bağladı Özhan'ı. Böyle bir rollingimiz var mı beyler? Spekler ne? Ben stokum. Ben de stok F20C ile basarım. Bende bir filtre var sadece o kadar. Ama beyler basmadan önce şöyle bir şey yapalım. Yeni kulaklığımın şöyle bir son sesini demek istiyorum. Sizler de biraz sessiz olursanız şu tünel sesine doymak istiyorum. Tabii. Arkadaşlar hazır mısınız tünel sesine doymaya? Senin arabayı bağladım sana. Kaçıyorum. Peşimizi bırakır. Bas bir şey olmaz. Bas bizi orada saldı. 37-66-67 merkez. 8-9 araç otobanda hızla süratle ilerliyor. Ulan var ya bu Kaan abi alem adam ya. Lan bizi orada bıraktı şimdi. Anam sekti. Ya kaçın durmayın. Atağın da P28'in faydalarını görüyor şu an. Ben dayadım İtalyan'ı 280'e kanka. Atağım içidir. Yürüyorsun sanki. Araçlar gözden kayboldu tamam. Ya bu anonun sesi de yani öyle bir yankı yapıyor ki. Yo ya, o kanka şey. Kanka benden yapıyor o benden. Bende şey var ya. Abi, sende var değil mi o polisi? Bizim kanallarda var. Polisleri duyabiliyoruz. O çok iyi oldu Atağım'ı. Aynen böyle soft makaslar bile böyle güzel oluyor işte.
Ahmet nasıl süzülüyorum ama. Fakat ne geçiyor gavur ya, çok iyi siliyor. Kanka harbiden çok iyi süzülüyorsun. Atan hadi ufaktan gazlayalım. Oğlum yanlayarak da makası. Lan tutarımı. Oğlum ben korktum arkamda ya, yapma şunu. Evet, sesleri bir tık kıstım arkadaşlar. Varex'e yeterince doymuşuzdur diye düşünüyorum. Ahmet telsiz mi bir tık şey yaptı acaba? Sesim net geliyor mu beyler? Aha polis burada. Şimdi... Amirim. Ahmet sağ çek. Ya sağ Ahmet, çek. Beni sal bir dakika bir dakika. Giderken beni bir sal. Bak yan yana böyle konuşalım bir. Kesme önümü. Önümü kesme. Sağ çek, trafiği tehlikeye tutsun. Bak kaçarsan. Kaçarsan affı yok, yakalarım. Sen de seviyorsun kaçarsan... bak. Bir ufak vurup gidiyorum bak. Bir ufak vurup gidiyorum. Bugün hayır, beni görmezden gel. Hayır kaçmıyorum. Bak. Çek, kaçmıyorum. Arabayı çek. Arabayı çek. Kaçarsan. Kaçarsan bak kaçarı yok. Bir dahaki sefere durdururum seni. Kaan abini bak bu sefer beni görmezden gel. Senin için bir ufak vurup gidiyorum bak. Polisin yanında Varex'i açıp kaçma. Gideceğim. Sen başka, yabancı değilsin. Bak. Önüne yani. Kırmak zorunda kalırım bak. Önüne kırmak zorunda kalırım. Kaçma. Kaçma. Allah'a emanet. Görüşürüz abinim. Araçlar olduğu yerde durdurun tamam. Atan duydun mu? Bu ne demek oluyor biliyor musun? Bas kanka. Yetişemesin diyor. 200'ün altına inmeyin kanka. Atan bas. Emin misin? Ufak sıkıntı oldu. Bastım geliyor. Gel kanka. Farları kaplayalım mı? Gerek yok oğlum göremez. Varex'ten duyar. Duyuyor zaten. Benim Varex'te nerede olduğunuzu tam tamına belli ediyor ya. İleriden soldan gidelim de. 280 nasıl geliyor arkadan? Atan var ya tam bir katil gibi geliyorsun ha. 293. Oradan girer çıkar mıyız? Girer oy. Çıkar mıyız? Çıktık. Oy! Allah Allah Allah. Tamam iyiyiz. Tamam sen. Allah. Sen zaten boyatacaktın arabayı. Sedef beyaz. Ben zaten çıkıyorum. Sedefli beyaz. Böyle bir ufak daha gidelim de kanka. Bakayım şöyle bir. Yavaşlayacağım. Aa üçüncü köprüye gelmişiz. Ahmet geliyor. Ahmet geliyor. Geliyor mu? Geliyor bas. Basın abicim abi. Bizi bir bırak. Senekler atıyor bana şu an. Oğlum o konnette ne var? 2J izimi var. Nasıl geliyor? O yok o 1.8 160'lık yüksek ihtimal. Pixel bot setup var büyük ihtimal. Aynen onda. Bence biri aramızdan biriyle role kalksın. Olayı böyle üzebilir. Ata ne diyorsun kanka? Ben de mi? Bir dakika bir dakika. Geldi geldi geldi. Geldi. Bir dakika konuşacağım. Tamam sağa çekiyorum ben. Sağa çekiyorum. Sağa çekmedik babamın dükkanının önüne sola çekti. Amirim bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kelepçe vurma dur ne olursun dur. Kaan abi. İn. Emniyet kenarı çok çabuk. İn aşağı. Bir dakika dinle beni gözünü seveyim. Dinle beni bir saniye bak konuşmama bir saniye izin ver. Bak ben senin arabanı çok hızlı görüyorum. Kaçmaya gelsen mi? Eğer ileride Atahan kardeşim var. Eğer onu geçersen arabam seninindir. Sen arabayı kontağı kapat in aşağı hemen arabadan direksiyonu çek ellerini. Atan gel şuraya hemen halledelim bir dakika. Hangi şura? Komiser Selim. Tamam git salıyorum seni git. Seni kendine ayırıyor git. Git sal. Gaz sal Selim. Komiser Selim kim ya? Samet. Atan işte bir tür dönelim kanka ondan sonra da. Ben değilim. Aynen. Benim kanka. Gel bir tür dönelim. Gel ışıkta dönelim gel. Evet. Şeylerin olduğu yer daha çok ışık gibi ama. Var ya burada ışık gel. Ay orası daha ışık atan gelsin şuraya. Beyler bir salsanıza bizi sana size Ahmet. Atan dön bakayım. Of. 0'a 0 mısın peki? Sabaha kadar dinleriz yemin ediyorum böyle. Bırakıyorum. Ne bileyim. Ahmet gitti ben hala dönüyorum.
Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Beyler elinize emeğinize sağlık. Kaan abi senin de. Görüşmek üzere. Eyvallah kardeşim. Eyvallah.